Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ilk doğumunu yapan kediler hakkında bilgiler vereceğim. İlk doğan kediler hakkında şöyle söyleyebilirim. Çıkış yerleri küçük olduğu için ilk yavru ve ikinci yavruda büyük sıkıntılar olabiliyor, ters doğum olabiliyor. Veteriner gözetiminin altında ya da sizin gözetiminin altında durması lazım. Ve ilk doğum yapan kediler yavrulara nasıl bakacağını bilmiyorlar. O yüzden ilk bir hafta boyunca takip etmeniz gerekiyor. 5'ten fazla, 4'ten fazla yavru yapan kedilerin de ağırlık kontrolünü yapmanız lazım. Çünkü bazı kediler yani süt içemeyebilir. Onlara dikkat etmeniz lazım. Mesela benim bir tane kedim fazla süt içemiyor. Diğerleri ona göre daha büyük olduğu için. Ona da ben şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir süt tozumuz var. Protein ve vitamin ağırlıklı. Ona da böyle bir biberonumuz var. Bir tatlı kaşığı bu tozdan, süt tozundan 3 tatlı kaşığı da suyla beraber bunun içinde karıştırıyorsunuz. Su ılık olacak, ne sıcak ne soğuk olacak. Ortasında olacak. Burada bir delik olması lazım. Delik yoksa eğer sizin dermeniz lazım. Yavruyu da içmezse eğer hani doğduğunu falan siz anlarsınız. Sizden uzaklaşıyor. Biber ona uzaklaşıyor. Ona göre anlarsınız. Ve kediniz sürekli yavruların yerini değiştiriyorsa sakın ona mani olmayın. Bırakın istediği yere götürsünler. Benim mesela ilk koyduğum yer böyle bir yer yapmıştım yavruya. Bunun üstü kapalıydı. Burayı sevmedi. Yavrularını dolabın içine koydu. Ben de dolabın altına güzel bir şekilde yer yaptım. Orada bakıyor. Ama ben odanın içine girdiğim zaman benim yatağıma getiriyor. Beni çok sevdiği için, bana güvendiği için. Ben de hepsini beraber yatağıma getiriyorum. Burada emziyoruz. Sonra yerine bir daha koyuyoruz. Burada yatamıyorum çünkü uyuduğum zaman da yavruları benim yanıma getiriyor. Ben uyurken dönersem altımda kalırsa diye artık bu odamda kalmıyorum. Salonda kalıyorum. Sizde böyle bir sorununuz varsa dikkat edin buna. Şu anda bu yavrucuk da sütünü emiyor. Bu arkadaş sütünü emiyor ama faydalı olmuyor herhalde. Biraz küçük kaldı onlara göre. Süt tavsiyesini süt tozu tavsiyesini de veriyorum. Onu da mutlaka yapın. Ağırlık kontrollerini iyi yapın. Gözleri bazen biri açılıyor, biri açılmıyor. Mesela benim yavrularım 3 günde tek gözünü açtılar. Sonra 2 gün sonra iki gözünü birden açtılar. O yüzden sıkıntı etmeyin. Bir hafta içerisinde açmazlarsa o zaman veterinere götürün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.